Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi işte ne bileyim ben. Hazırlıklar mazırlıklar. Bugün ne yapacaksınız acaba? Bugün ne yapacağız? Acıktık biliyor musun? Acıktın mı? Acıktın ama şöyle söyleyeyim. Yemek yok şu anda burada. Domates var. Sever misin domates? Severiz. Ama neye göre diyorsun? Yani. Yo, ben her türlü seviyorum domatesi. Domatesi ben de seviyorum. Tabii birçok zaten yemeklerde kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim kahvaltılık yapıyoruz. Salatalarda kullanıyoruz domatesi. Geçen iş yerinde oturuyoruz. Halime Hanım bu konuyla alakalı YouTube videolarıyla alakalı bir yorum yaptı. Daha doğrusu bir tavsiyede bulundu. Dedi ki Erman Bey dedi kahvaltılık domates yapın dedi. Nasıl yani dedim. Bu arada selam olsun ona da. Dedi ki işte YouTube'da görüyorum dedi. Kahvaltılık domates yapıyorlar. Acayip dedi izleniyor. Allah Allah dedim. Şimdi ben de bugüne kadar hiç denk gelmedim öyle videolara Ben de işin gelmedim doğrusu. hiç. Tabii belki denk gelebilmek için onu araştırıyor olmak Olabilir. lazımdır. Kahvaltılık domates yapacağız. O kadar saçma bir şey ki bu. Saçma derken? Çok saçma. Nasıl saçma? Yani şöyle bir durum var. Şimdi bu tip YouTube kanallarını görüyorum tabii ama böyle bir kahvaltılık domates tarifi vesaire gibi görmedim hiç. Normal işte ev yemekleri yapıyorlar vesaire. Kahvaltılık domates yazdım YouTube'a ya da kahvaltılık videoları diye yazdığın zaman bu zaten onlarca farklı kanalda kahvaltılık domates olarak yapılıyor. O zaman sen niye yapıyorsun? 40 yıldır kahvaltı yapıyorum. Şunu yapmamışım yani çok Değil ilginç bir mi? şey. Bunun matah bir şey olduğu için de yapmıyoruz. Çok saçma geldiği için bana yapıyorum. Şimdi siz de Biraz da biz göreceksiniz. saçmalayalım dedin Biraz da biz ya. saçmalayalım Doğru yani. Hep söylemişsin. başkaları mı saçmalayacak? Evet. Şaşırdığım nokta şu oldu. Onlarca farklı kanalda gördüm bunu. Tabii birkaç farklı malzeme ekleyerek yapmışlar. Milyonlarca kez izlenmiş. Evet. Evet mi? Yani milyonlarca hani kahvaltılık domates diye aratıp insanlar bu tarifleri milyonlarca kez izlemişler. Buna niye bu kadar şaşırdın ki? YouTube'da neler neler milyon izleniyor. Tamam neler neler En azından izleniyor bu da. yiyecek yani. İnsan midesini düşünüp de seyretmiş. Saçma değil mi bu ya? Biz de saçmalayacağız şimdi, izlemesinler mi? Böyle bir şeye Ha. dokunmak için yani böyle bir olayın varlığına benim gibi haberdar olmayan insanların Evet. farkına varması için yapıyorum şu anda. Evet. Yoksa burada bir yemek yok. Herkesin yapabileceği, aha domates. Bu domatesi doğrarsınız. İsterseniz yağlarsınız, isterseniz tavaya atarsınız, isterseniz ne bileyim közde yaparsınız. Ya bu domates ya, domates. Aha domates. Neyse. Aa, Şimdi, domates mi o? evet domates. Ben şok şu an. Evet. Evet. Neyse. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yapılan şu, çok basit bir şekilde. Şimdi bu tip kanallarda bir de şöyle oluyor aslında. Şimdi bir tane masa görüyorsunuz ya da bir tezgah görüyorsunuz. Tezgahın üzerinde bir doğrama tahtası görüyorsunuz. Bıçak görüyorsunuz. Domatesi görüyorsunuz. Domatesi görmemeniz mümkün değil zaten. Ondan sonra tarifler şöyle veriliyor genelde. Şimdi senden bir şey rica edeceğim ben. Diğer Buyur. kamerayla sadece masadan yukarı açıdan alır mısın? Tabii ki. Yaşasın, başkalarına gömüyoruz değil mi şu an? Çok saçma gelen bir durumu buradan sizinle paylaşmak Yo istedim ya, ben de. ben gömmeye hazırım. Benim tek zaten Şimdi hobim. şöyle bir tane tahta görüyorsunuz, bir tane masa görüyorsunuz ya da tezgah görüyorsunuz, bıçağı görüyorsunuz, malzemeleri görüyorsunuz. Ondan sonra iki tane de el görüyorsunuz böyle. İki tane el görüyorsunuz. Sonra bir de tabii bir ses var. O seslendirme birçoğunda sonradan yapılmış üzerine, birçoğunda aynı anda konuşurken yapıyor. Şimdi şöyle başlıyor genelde. Efendim merhabalar Kerim Hanım mutfağına hoş geldiniz diyor Kerim mesela. Hanım. Tabii Kerim Hanım mutfağına diyor hoş geldiniz. Tamam. Bugün diyor burada domatesimiz var size lezzetli mi lezzetli, müthiş mi müthiş, harika mı harika domates tarifi vereceğim diyor. Evet. İnanılmaz, inanamaz. İzliyorlar ama. Harika değil mi yani? Çok Evet. güzel bir şey değil mi? Biz de böyle yapalım. Şimdi harika mı harika domates, domatesleri diyor önce yıkıyorsunuz diyor. Bak, bak Allah'ın işine. Domatesi yıkıyorsunuz diyor. Şimdi domatesimizi Kesiyorsun. diyor böyle halka halka kesiyoruz diyor. Nerede diyor? Kerim Hanım mutfağında diyor. İsmi atıyorum tabii ki. Birçok videoda bunu görürsünüz. Böyle bir iki tane el görüyorsunuz. Şöyle şöyle hareketler yapıyorlar. Bravo falan okey diyor. Ondan sonra domatesimizi diyor böyle doğradıktan hemen sonra diyor. Bunu bir bitirelim. Evet burada inanılmaz halka halka lezzetli mi lezzetli harika mı harika domateslerimiz oldu diyor. Tavamızı diyor biraz yağ gezdiriyoruz tavamıza. Sonra domateslerimizi tavamızın altını yaktıktan sonra tavamıza yerleştiriyoruz diyor. Şimdi bunun üzerine tuz,
karabiber ve kekik serpeceğiz. Müthiş bir kahvaltılık domates yapacağım size. Tuzumuzu da atıyoruz güzelce. Şimdi bunu ocağa koyacağız ve altını açacağız. Evet, domateslerimizi ocağa koyduk. Şimdi domateslerimiz güzelce kızarıyor. Domateslerimiz güzelce kızarırken biz de onların fokurdayışını izliyoruz. Harika mı harika, müthiş mi müthiş. Şimdi bunlar bu yemek programlarını böyle yaparken muhtemelen yanlarında ağzını öyle yapma, öyle konuşma diye ağzına vurun hiç kimse yok galiba. Domateslerimizi çeviriyoruz. Neden? Çünkü domateslerimiz kızardı. Hazır. Domateslerimiz hazır. Şimdi domateslerimiz hazır. Yaptıkları şey bu. Bunu ne yapıyorlar peki? Yani böyle bırakmıyorlar tabii ki. Ben biraz mübalağa ederek anlatıyorum. Kahvaltılık domates diye yaptıkları şey bu. Bunun üzerine kaşar peyniri ya da işte biraz sarımsak atıyor, lezzetlendiriyor. Evet. Farklı şeyler uyguluyor. Kahvaltılık domates diye millete kakalıyorlar. Kakalıyorlar. Hayır, çok basit bir tarifmiş yani. İyi aslında. Ya değil, çok basit bir tarif ama yani bunu bilmiyor olmak mümkün mü bunu? Ya yani bunu yapmıyor muyuz ya da? Bunu şimdi genelde yemeklerde uyguluyoruz. Hı. Yani birçok yemeği mesela güveç yapıyorsun. Domatesi zaten güvecin içerisine koyuyorsun. Bir güveç edasında pişiyor. Burada yağın içerisine domatesi atıyorsun. Bu kahvaltılık diyor. Böyle bir kahvaltılık ben hiç görmedim. Genelde bunu böyle kebapların yanına falan koyarlar yani. Böyle kahvaltılık domates mi olur? Bunun üstüne kaşar atınca da kahvaltılık olmuyor ayrıca bence. Bu videolar, yani bu yapılan şey işte 5000 kişi, 10.000 kişi, 20.000 kişi izlemiş olsa şaşırmazdım yani. Ama bu insanlar özellikle aramış, bulmuş ve izlemiş bunu. Milyonlarca kişi diyorum yani, öyle bir kanalda değil yani. Onlarca kanalda milyonlarca kişi tarafından izlenmiş bir tariften bahsediyoruz. Bizim videoyu da artık hani burada kaç kişi izleyecek bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Kahvaltılık domates efendim. Buyurun. Hadi. Hepimize afiyet olsun. Afiyet olsun. Angry Kitchen'dan bu kadar. 7 whole years writing what they wanna hear, an author of fictional stories.